Şimdi bir sınavda Türkçe, matematik, fen derslerinden eşit sayıda soru soruluyormuş. Yani şöyle yazabiliriz. Türkçe, matematik ve fen. Şimdi her birinden eşit sayıda soru olacak. Şöyle demiş, Türkçe sayılarının 3 bölü 4'ünü, matematik sorularının da 1 bölü 6'sını, tabi burada 1 bölü 6'sını yanlış, Türkçe sorularının da 3 bölü 4'ünü doğru yapmış. Şimdi hem 3 bölü 4'ü hem 1 bölü 6'sı alınması gerektiği için bizim soru sayılarımızın, biz soru sayısını 12x diye. Yani hem 4'ün hem 6'nın katı olduğu için. Şöyle 12x olsun soru sayıları. Şimdi başlayalım. Türkçe sorularının 3 bölü 4'ünü doğru yanıtlıyormuş. Yani 12x tane Türkçe sorusu vardı. 3 bölü 4'ü 4'e böleriz. 1, 4'e böleriz. 3x. Şurası 3x çarpı 3. 9x. Bu kadar Türkçe sorusu doğru yanıtlanmış. Yani doğru yanıtlananlar 9x. Yanlış yanıtlananları da hesaplayabiliriz. O da 3x olacak. Toplam 12x tane soru var. 9x'i doğru, 3x'i yanlış. Tabii hepsini yanıtlamış. Hiç boş bırakmamış. Tüm soruları yanıtlamış. Matematiğe gelelim. Matematik sorularında 1 bölü 6'sını yanlış yanıtlamış. Şimdi 12x tane matematik sorusu var. 1 bölü 6'sı 12'yi 6'ya bölersek 2x. Tabii bunlar yanlış. Yanlışlar. Yani şöyle yazalım. Doğrular, yanlışlar. Matematikten yaptığı yanlışların sayısı 2x. Doğruların sayısı ise toplam 12x olduğu için 10x olacak. Doğrularının sayısı. Şimdi fen sorularına bakalım. Fen sorularında da şöyle olmuş. Şimdi 11 tanesi dışındakileri doğru yanıtlamış. Yani şöyle doğrular diyelim, şuraya yanlışlar diyelim. Yanlışlarının sayısı 11. 11 tane yanlış yanıtlamış. Doğruların sayısı da 12x eksi 11 olur. Şimdi sorumuza gelelim. %80'ini doğru yanıtlamış. Tabii doğrulardan şu kısmı bilmiyoruz. İstersek 12x eksi 11 diyebiliriz ama biz yanlışlar üzerinden de gidebiliriz. %80'i doğru olduğuna göre %20'si de yanlış olmalı. Şöyle. %20'si yanlış olmalı. Yani şunlar yanlışlar. Türkçeden yaptığı yanlışlar, matematikten yaptığı yanlışlar ve fenden yaptığı yanlışlar tüm soruların %20'si olacak. Yazıyorum şöyle. Türkçe yanlışları 3x, matematik yanlışları 2x, fen yanlışları da 11. Bu tüm soruların %20'si olacak. Tüm sorular 36x. 36x'in %20'si. Şimdi sıfırlar gidiyor. Sonra 2'ye böleriz. 1, 2'ye böleriz. Şurası 5 olur. Şimdi diğer taraf 5x artı 11 eşittir 36x bölü 5. Şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparız. Bu durumda 5 çarpı 5x 25x artı 5 çarpı 11 55 eşittir 36x. Karşıya atıp çıkaracağız. 55 eşittir 11x. 11x 55 ise x de 5 olur. X eşittir 5. Şimdi istediğine bakalım. Kaç soruyu yanlış yanıtlamıştır diye soruluyor. Şimdi yanlış sorularına bakalım. Şurada da yazmıştık. İstersek bu x üzerinden hesaplarız. 36x'e denk gelmişti. Ya da şuradan da hesaplayabiliriz. Yanlışları, Türkçe yanlışları 3x, matematik yanlışları 2x, fen yanlışları 11. Burası 5x. Şöyle 5x artı 11. Biz x'i 5 bulmuştuk. 5 kere 5, 25. 11 de burada, 36. Demek ki 36 tane soruyu yanlış yanıtlamış.